Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere böyle dalgalı ve de ajurlu şal ipiyle örülmüş böyle güzel bir örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelimiz ile şal örebilirsiniz. Yelek, hırka, bluzlarınız için güzel bir örgü modeli. Bu modelimizin ilmek hesaplamasını oluştururken 13 ilmek ve katları artı bir tamamlayıcı ilmek ve iki kenar ilmek ilavesi yaparak ilmek hesaplamanızı oluşturabilirsiniz. Modelim 8 sırada bir tekrar eden bir örgü modeli. Bugün sizlere bu güzel modelimizin yapımını gösterip paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, şişimizi ilmeklerimize atarken öreceğimiz şişin kalınlığından bir numara daha kalın bir şişi ilmeklerimi atıyorum. Ondan sonrası ise ipliğim ile uyumlu şişim ile örgüme devam ediyorum. Sadece altı kasmasın diye ilmek atımlarını bir numara büyük bir şişe atıyorum. 4,5 numara şişe ilmeklerimi atıyorum. Modelimin 2 bölümlük bir yeri için 13 x 2 26 artı 1 27 ve 2 kenar ilmek ilavesiyle şişime 29 ilmek atıyorum. Şişime 4,5 numaram ile 29 ilmek attım. Öreceğim şişimi elime aldım. 3,5 numaralı şişimi elime aldım. Örgümün birinci sırasından itibaren modelimin yapımına başlıyorum. Birinci sırada ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir düz örüyorum ve şişimi bir artırma yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra 12 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve de 12. 12 ilmeğimi ördüm. 12 ilmeğimi ördükten sonra şişime bir artırma yapıyorum ve ilk ilmeğimden itibaren yapmış olduğum işlemleri tekrar ediyorum. Bir düz örüyorum, bir artırma yapıyorum ve 12 ilmeğimi düz örüyordum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmeğimi ördüm. Şimdi bir artırma yaptım. Bir düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin birinci sırasını tamamladım. 4,5 numara olan şişimi bırakıyorum. Kendi şişimi aldım elime. 3,5 numara olan şişimi elime aldım. Örgünün arka yüzünde ikinci sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Örgümün ön yüzünde 3. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bu sefer 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 1 2. Bakın gene ajurun olduğu yere geldim. Şimdi bir artırma yapıyorum ve 12 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırmanın olduğu yerdeyim. Şimdi bir arttırma yaptım. Bir alt sırada bir tane düz ilmeğim vardı. İki arttırmanın arasında. Şimdi bu sırada 3 ilmeği yükselmiş oldu. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar arttırma yaptım. Ve 12 ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi düz ördüm, bir artırma yaptım. Kenar kısımda 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp modelimin 3. sırasını tamamladım. Arka yüzde gene bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Örgümün ön yüzünde 5. sıradayım. Bu 5. sırada yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 3 ilmeğimi düz örüyorum. 3 düz ilmeğimi ördüm. Şişime bir artırma yaptım ve 12 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir artırma yaptım. Bu sırada aradaki ilmeklerimin sayısı 5'e yükselmiş oldu. Artırmadan sonra 5 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bir artırma yaptım. Ve tekrar 12 ilmeğimi düz örüyorum. Arttırmamı yaptım. 3 ilmeğimi düz örüp modelimin 5. sırasında tamamladım. Modelimin 5. sırasını tamamladım. Arka yüze 6. sıraya geldim. Bu arka yüzde arkadaşlar, yapmış olduğum bu arttırmaları tekrar azaltarak ilmek sayımı eski sayısına ulaştıracağım. Bakın şu ön kısımda ilmeklerimi tekrar eksilterek eski sayısına ulaştırıyorum. Arka yüzde 6. sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters örüyorum. Şişime bir artırma yapıyorum. Her ilmeğin bundan sonraki her ilmeğin arasına bir artırma yapacağım. Ters ördüm. Arttırdım, ters, tekrar arttırdım. Bakın bu yapmış olduğum arttırmayı da ters örüyorum. Bundan sonraki bu 12 ilmeğimin olduğu yerdeyim. 12 ilmeğimi ikişerli olarak arka yüzde düz olarak öreceğim. Ön yüzü haroşa deşi düşecek ve gene aralarında arttırma yapmaya devam ediyorum.
Ters örgüdeydim. Bundan sonrasını düz öreceğim. İpliğim önde olacak ve otomatikman ipliğimin şişimin üzerinde bir artırma meydana gelecek. İki ilmeğin birlikte arka yüzde düz olarak örüyorum. Arada bir artırma yapıyorum. Tekrar iki ilmeğimi aldım ve ikisini birlikte düz ördüm. Tekrar şimdi bir dolama yaptım. Bunu 6 kez tekrarlıyorum. Bu 12 ilmeğim 6 ilmeğe inmiş olacak. Evet. Bu 12 ilmeğimi 6 ilmeğe indirmiş oldum. Tekrar ipliğimi arkadan öne aldım ve bu aradaki ilmeklerimi arka yüzde ters öreceğim. Tabi aralarında da birer dolama yapacağım. Ters örüyorum. Her ilmeğimin arasında bir ilmek dolama yapıyorum. Yine 12 ilmeğimin olduğu yere geldim. Arka yüzde bunları ikişerli ve düz olarak topluyordum. Ön yüzdeydim. Şişimin üzerinde zaten bir artırma meydana gelmiş oluyor. İkisini birlikte örüp ilk ilmeğimi eksilttim. Bakın artırmam da olmuş oldu. Şişime bir dolama yapıyorum. İkinci eksiltmem. Tekrar arttırdım. Üçüncü eksiltmem. Dördüncü eksiltmem. 5 arttırdım. 7 altıncı. Diğer ilmeklerimi ters örecektim. O yüzden ipliğimi arkadan öne aldım. Ve bir ilmekte dolama yapacağım için şöyle şişimin üzerine bir dolama yaptım. Ve buradaki ilmeklerimi de ters örüyordum. Bir dolama, bir ters. Kenar ilmeğimi de örüp modelimin bu sırasında tamamladım. 7. sıraya örgünün ön yüzüne geldim. Şimdi bu yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Öncelikle dolama yaptıklarımı şişimden bırakacağım. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Bir sonrakinde ilmeğimi düz örüyorum ve doladığım ilmeğimi bırakıyorum. Uzatılmış bir ilmeğim oluyor. Arka yüzde 8. sıradayım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum.
Evet arkadaşlar, bakın modelimi tamamladım. 8 sırada meydana gelen modelimi uyguladım. Şimdi ilk sıradan itibaren aynı işlemleri yaparak örgüme devam ediyorum. Bir kez daha modelin kurulumunu göstermek istiyorum. İlk sırada kenar ilmeğimizi almıştık. Bir düz ve deşimize bir arttırma yapmıştık. İlk arttırmadan sonra 12 tane düz örmüştüm. Bir ve de 12. 12 ilmeğimi düz ördükten sonra bir arttırma, tekrar bir düz ve aynı işlemi tekrar ediyordum. Arttırdım ve 12 tane ilmeğimi düz örüyorum. İlmeğimi düz ördüm, arttırdım. Bir düz ve kenar ilmeğimi örerek modelimin ilk sırasını tamamladım. İkinci sırada arka yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde üçüncü sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. İki düz örüyorum. Bir, iki. İki düzden sonra şimdi bir artırma yapıyorum ve 12 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi bir artırma yaptım ve aradaki iki modelin arasındaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım ve yine 12 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde dördüncü sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde beşinci sıradayım. Üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Aşırı bölümdeyim. Şişme bir artırma yaptım ve gene 12 ilmeğimi düz örüyorum. Beş düz. Bu arka yüzde 6. sırada her ilmeğimin arasına bir artırma yapıyorum, dolama yapıyorum ve bu düz olan 12 ilmeğimi ikili olarak birlikte alıp yapmış olduğum artırmaların yerine tekrar eski sayısına ulaşmış oluyorum. Arka yüzdeki bu sıramı da gösteriyorum sizlere. 6. sırada bir ters ördüm ve dediğim gibi her ilmeğin arasına bir dolama yapıyorum. 12 ilmeğin olduğu yere geldim. O ilmeklerimi ikişerli olarak birlikte topluyordum. Ve bir dolama yapıyorum.
Ön yüzde 7. sıradayım. Düz örüyorum ve doladım, ilmeği bırakıyordum. Bakın arkadaşlar, modelimi bir kez daha uyguladım. Daha belirginleşti, daha net anlaşıldı modelim. Bugün sizlere dediğim gibi böyle hem ajurlu hem dalgalı bir örgü modelini yapımını gösterip paylaşmak istedim. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.